Lakin Mehmet Usta hayaller peşinde. Hayatın anlamı boşalır bir dolar çocuklara. Çocuklar üstün insanı yorar, gizliyi saklıyı, haksızı haklıyı, acıyı tatlıyı. En son baba duyar hayatın anlamı bir boşalır bir dolar çocuklara. Made in Turkey. Otur yere. Kıpırdama. Kimse kıpırdamasın. Ceren, hadi kızım sen yukarı çık da ödevini yap. Ödevim yok anne, yaptım zaten. Hadi kızım çık yukarı. Birazdan fırtına kopacak, hadi. Ya bak, 452 lira. 452 lira. Elektrik, su ve telefon faturası 452 lira. Tamam baba, ben hallederim. Çek elini. Kızacak bir şey yok Kudret. Normaldir. Bahriye, 3 faturanın toplamı emekli maaşımdan fazlaysa buna normal denmez. Buna yuh denir. Yuh! Suya falan hep zam yapılıyor baba. Gizli zam. Zam gizli olabilir ama telefon faturası gayet açık. Bak, 300 lira. Kim konuştu ha? Kim? Ben konuşmadım baba. Ben de. Tabii canım. Telefon kendi kendine tuşluyor ve kendi kendine konuşuyor değil mi? Zühtü Bey'in oğlu aramıştır baba. Amerika ile konuşmuştur. Sen hiç konuşma. Beceriksiz. Zaten bir iş yaptın yok. Bir de suçu başkaları üstüne atıyorsun. Teessüf ederim baba. Benim işim var. Benim türkü barım var. Türkü barı varmış. Gördük türkü barını. Senin hayatın sahte be. Sahteyim o. Sen de haksızlık etme Kudret. Oğlum Karayüzlü muhabbesini gayet güzel okudu. İbrahim Tatlıses'ten neyi eksik benim oğlumun? Nesi mi eksik? İbrahim Tatlıses'te kafa var. Bizimkinde kafa yok. Neyse Kadir'cim, sen onları al da öde. Baban boşuna sinirlenmesin, hadi. Ben öderim baba. Çek eline! Ödeyecekmiş. Sahteyim o. Sen de hem ödetmiyorsun hem de sinirleniyorsun Kudret. Ya kadın, neyle ödeyecek ha? Millet bunun kafasına domates atmadı mı? Herkesin parasını iade etmedi mi? Para çıkışmadı da Zühtü Bey takviye yapmadı mı? Bu sahte İbo bizi herkese rezil etmedi mi? Paran var değil mi oğlum? Var tabii anne. Çek eline! Varmış. Hayatın yalan senin be. O türkü barı kapanacak. Sonra her şeyi sat, kimden para aldıysan herkesin parasını öde. Sonra da git, doğru dürüst bir işe gir. Merak etme baba. Türkü barı tam para kazanacak duruma geldi. İbrahim Tatlıses sayesinde bayağı bir reklam yaptık. Artık herkes bizim barı biliyor. Hala inat ediyor ya. Hala inat ediyor ya. Hala inat ediyor. Ya 40 küsür senedir bana karşı gelmekten bıkıp usanmadı bu çocuk be. Ulan bir kendi de benim lafımı dinle ya. Zaten o yüzden böyle oldu. Hala bir bahtı hesap olamadı. O yüzden hala faturaları ben ödüyorum. Yeter be, yeter. Biz ne zaman oh diyeceğiz bu hayatta? Eşek miyim ben? Yeter semer vurdun artık. Yeter. Yıkıl karşımdan. Tek. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar Kadir abi. Kadir abi. He. Hayırdır bu saatte? Yok bir şey. Rakı vereyim ya patron.
Yok Rafi, sen bana az şekerli bir kahve. Tamam patron. Çok ağır konuştun Kudret. Onuru kırıldı çocuğum. Biraz onur olsa hayırlı bir evlat olurdu. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Faturalar biraz çok geldi diye... Mesele fatura değil Bahriye. Mesele fatura değil. Peki ne o zaman? Mesele bu çocuğu adam edememiş olmam. Bütün suç bende. Bütün kabahat benim. İyi bir evlat yetiştiremedim. Allah Allah. Hırsız değil, katil değil. Bak ne güzel çalışıp didiniyor işte. Peki niye ben hala gün aşırı sinirleniyorum? Niye bitmedi benim çilem? Neden benim gözüm hala arkada? Niye benim gönlüm hala huzursuz? Senin yapın öyle. Benim yapım öyle değil. Eğer biraz beni dinleseydi... ...biraz benim istediğim gibi bir evlat olsaydı... Canım, senin ne istediğini anlayamadık ki. Baban geldi galiba. Koş kapıyı aç kızım. Hadi. Peki dede. Hoş geldin baba. Hoş bulduk benim yavrum. Pembe gülüm, nasılsın? İyiyim. Merhabalar anneciğim. Merhabalar babacığım. Hoş bulduk. Verin anneciğim o mübarek elinizi, öpeyim. Sizinkini de öpeyim baba. Sağ ol evladım. El öpenlerin çok ol. Sağ ol babacığım. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk Hülya. Hayatım bu çiçekler senin için. Bu da babamın en sevdiği frambuazlı pasta. Ben hemen hazırlayayım. Hadi hayatım, zahmet olacak. Niye zahmet ettin be çocuğum? Estağfurullah baba, görevim. Günün nasıl geçti bakalım anlat. Nasıl geçsin baba? Allah'ıma şükür çalıştık geldik işte. Nasıl evladım? Bugün işler yoğun muydu? Biliyorsunuz sevgili anneciğim, hastanede işler hep yoğun. Bugün tam 3 ameliyata girdim. Aferin evladım. İnsanlara şifa dağıtmak ne güzel bir şey. Sayenizde babacığım. İyi ki ön ayak oldunuz da ben tıp fakültesine girdim. İyi ki sizi dinlemişim babacığım. Hadi gel yavrum, sofrayı hazırlayalım. Baban işten geldi, açtır. Tamam anne. Gel yavrucuğum, sen bardakları çıkar, ben de tabakları. Buyurun babacığım, bu ayki maaşım. Aa, gerek yok evladım. Her ay maaşını bana verme. Al bakayım. Estağfurullah babacığım, siz bizim büyüğümüzsünüz. Ailemizin reisisiniz. Hayırlı evladım benim. Al bunu, karına ve çocuğuna harca. Al. Hayırlı evladım benim. Azıcık beni dinleseydi... ...şu faturaları nasıl ödeyeceğimizi düşünmezdik. Ya çocuklar, koskoca adam olduk... ...hala fatura yüzünden, matura yüzünden fırça yiyoruz. Bu babalar çocuklarının büyüdüğünü asla kabul etmiyorlar. Hep onlara çocuk muamelesi yapıyorlar. İbrahim Tatlıses kılığına girmene ben de çok kızdım Kadir abi. Evet, ben de. Kardeşim bunun İbrahim Tatlıses'le İbrahim Tatlıses'le alakası yok. Benim babam aksi bir adam. Her şeye engel olur. Hatırlamıyor musunuz burayı gizli gizli açtık? Niye? Çünkü öğrenseydi engel olurdu. Zaten ben ne yapsam her şeyime engel oldu. Sen ne yapmak istiyordun? Yarasın baba. Afiyet olsun evladım, yarasın. Baba, bir türkü bar açmaya karar verdim. Enteresan, çok güzel. Bütün araştırmaları yaptım. Şu anda bu işe girmek çok akıllıca. Zaten sen araştırma yapmadan hiçbir işe girmezsin ki. Ben sana güveniyorum oğlum. Sağ ol baba. Yalnız ilk yatırım sermayesi benim bütçemi aşıyor. Sen bana biraz destek olabilir misin acaba? Tabii olurum oğlum. Ne demek bana biraz destek olur musun? Ben senin babanım. Sana destek olmak benim görevim. Teşekkür ederim baba. Sağ olun. Afiyet olsun. Söyle bakalım. Ne kadar açığın var? Şimdi baba şöyle hesap edeyim ben.
Bana azıcık destek olsaydı şu anda Bill Gates en zenginler listesinde ikinci sıradaydı. Azıcık beni dinleseydi şimdi burada kirada oturan biz olmazdık. Bu yalı bizim olurdu bari, bizim. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz Hafife Hanım. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Zülfü Bey hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun oturun. Zülfü Bey hoş geldiniz. Merhaba efendim. Kudret Bey, bu ayki kirayı getirdim. Takdim edebilir miyim? Ne acelesi vardı Zülfü Bey? Ya bu yayın biri ya. Efendim, sizin gibi kıymetli ev sahiplerimiz var. Bunun kıymetini bilmek lazım. Estağfurullah Hafife Hanım. Biz de sizden çok memnunuz. Eksik olmayın. Ha, sağ olun. Sağ olun efendim. Hiç dinlemedi ki beni. Daha bir tane evimiz bile yok. Hani ev sahibinin tepesi atsa çık dese... çoluk çocuk hepimiz sokaktayız. Hayatı boyunca hiç inanmadı ki bana. Ne yapacağım dediysem yapamazsın. Neye karar verdiysem olmaz dedi. Olur evladım olur. Hem de gayet de güzel olur. Ya İbrahim Tatlıses senin barına gelmeyecek de kimin barına gidecek? Değil mi baba? Baba ya çok sağ ol. Bu yaşıma kadar hep bana destek oldun. Arka çıktın. Bütün güçlükleri senin sayende açtım. Nasıl anlıyorum? Sendeki bu azim, bu inanç, bu kararlılık olmazsa benim desteğim neye yarar ki? Teşekkür ederim baba. İbrahim Tatlıses'i getirebilmem için biraz likidite lazım. Sen bana destek olursun değil mi baba? Aşk olsun evladım. Sorduğun hata. Söyle bakayım. Kaç para lazım? Eğer bana şu kadarcık inansaydın... aha yemin ediyorum ben bu türkü bara Shakira'yı da getirirdim, Jennifer Lopez'i de getirirdim. Azıcık beni dinlemiş olsaydı unumuzu elemiş, eleğimizi asmış olurduk. Biz hala faturaları nasıl ödeyeceğiz onu düşünüyoruz. Buyurun babacığım, bu annemle size aldığım yazlığın anahtarı. Canım ah. Oğlum benim, canım ah. Oğlum ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Babacığım. Canım babacığım. Bir tanem benim. Bir tanem. Bir de ben sarılayım. Gel anneciğim. Yazlık Fethiye demiş babacığım. Tam istediğiniz gibi. Ah evladım benim. Fethiye. En sevdiğim ya. Aslan oğlum. Canım babacığım. Canım evladım. Evladım benim. Yazlığın en alt katına bir marangozhane yaptırdım baba. Siz hani hep hayalini kurardınız ya, küçük bir atölyem olsa da orada ben hep oyma işleri yapsam diye, onun için. Ah benim hayırlı evladım, hiçbir şeyi de unutmaz. Doğru, doğru. Hiç unutmaz. Arka bahçeye de domates ve biber ektirttim anne. Siz gittiğinizde domatesler kızarmış bile olur. Yavrum, yavrum benim. Bir sorum daha var. Uçakla mı gidersiniz? Ah. Yoksa size aldığım yeni arabayla mı? Ya oğlum ne gerek ne var gerek bu kadar vardı. Şeye ya? Ay. Ah, ah. Azıcık beni dinleseydin. Aa, ah. Azıcık bana inansaydın. Sahte İbo. Oh, good morning Mr. Sahte İbo. Ne İbo'su kardeşim? Benim adım Kadir. Hala bana borcum var bıyık 747. O yüzden istersen ağzımızdan çıkan ses seviyesini ona göre ayarlıyorum. Tamam, tamam. Ne istiyorsun morning morning? Bubu uyandı mı? Bubu kim ya? Bükem ya Bükem, kız arkadaşım, girlfriend. Aa şu bayan ayak uzatan. Günaydın. Günaydın. Bükem'i soruyorsan dün akşam çıktı gitti, bir daha da gelmedi. Ben size gelmiştir sanıyordum ama. Hadi ya, bize de gelmedi ki. Vallahi bilmiyorum, çıkıyorum dedi gitti. İstanbul onu yutmuştu. Ne yutması ya, bir dakika bir dakika. Hadi Hulya, ben çıkıyorum.
Kahvaltı? Ne kahvaltısı Hulya? Babam mutfaktayken kahvaltı mı yapılır? Deli miyim ben? Kadir! Efendim? Bir dakika. Al şu faturaları öde lütfen. Yoksa önümüzdeki 6 ay babam başımıza kakar bu faturaları. Dün Ceren'in banyosuna laf etti. Neymiş? 2 günde bir yıkanılır mıymış? Adam haklı. Banyo dediğin haftada bir yapılır. Aa, o senin dediğin 30 sene önceydi canım. Hamam tası devir çoktan bitti. Ben bu faturaları ödeyemem Hulya. Babama ver o ödesin. Saçmalama Kadir ya. Utanmıyor musun hiç? Aa. Tamam. Anla. Cevap vermiyor. Nerede bu kız ya? Neredesin? Bu mu ya? Oh, oh. Bir siz eksiktiniz yani. Günaydın personel. Alo, Konyalı. Hep böyle Kadir abi. Sürekli yere paralel. Kalk bakayım Konyalı, kalk. Burası Kadir Bey erkekler yurdu değil. Kalk, hadi. Aman be patron. Bu saatte dükkan açmaya ne gereği var? Ne demek ne gereği var? Dükkanı kaçta açsaydı Grafi Bey? Otele çevirdiniz burayı. Hadi gir şu yöreğini. Hadi. Al kardeşim. Ortalığı süpür. Evet, hadi. Temiz ortalığı daha. Ne süpüreceğim? Ne temiz daha ortalığı? Çalış biraz bakayım, çalış. Ben bu tembellerle barf falan işletemem ya. Batarım ya. Tabii canım. Başarının önündeki tek engel biziz zaten. Hasan, beni demoralize etme. Beni demoralize etme. Benim maaşından para kazanmam lazım. Yoksa... Yoksa? Kapatacak o barı. İstemiyorum bar falan. Bizim iyi bir tane türkücüyle anlaşmamız lazım Kadir abi. Bu bar başka türlü de olmaz vallahi. Benim de aklıma geldi Hasan. Ama bize iyi bir türkücü lazım. İyi bir türkücü çok para ister. Ben o sahneye çıkan türkücüleri biliyorum. Hasılatı komple alıp götürüyorlar. Ama teypten çalarak da olmaz ki Kadir abi. Ya bütün barlar canlı müzik yapıyor. İsterseniz ben söyleyeyim. Jumbo, Jumbo bana, habari gani, müzuri sana, wageni, makari bisho, Kenya yetu. Çekil, bırak. Çetene de sarbe. Wageni, bebene, dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Jumbo, Jumbo bana, habari gani, sarbe, müzuri sana, sarbe deni bedene, dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Faturalar nerede? Kadir ödeyecekmiş baba. Giderken aldı gitti. Nasıl ödeyecekmiş ha? Nasıl ödeyecekmiş? Yine sağdan soldan borç alacak değil mi? Parası varmış baba. Parası varmışmış. Peh! Tövbe tövbe. Size nereye gittiğini söyledi mi? Ya İhsan Bey günaydın der. Ya okey söyledi mi? Kim? Ya kim olacak? Bu. Ben bunun bekçisi miyim? Şuraya bak. Ne büyüklüğüne saygı var. Ne aile terbiyesi var. Böyle evlat yetiştirilmez ki. Resmen bir zibidi yetiştirmişler. Haklısınız. Yani evlat Kadir Bey gibi olur. Günaydın Lütfü Bey. Günaydın. Metehan hadi evladım şirkete gidiyoruz. Bırak artık şu aramayı canım. Nasıl olsa gelir. Ama babi. Yürü dedim. İyi günler Kudret Bey. İyi günler Lütfü Bey. Çocuk Kadir'den de zibidi. Bırak şunu be. Çıt çetene de sarbe wageni makari bişo sarbe deni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Arkadaşlar, dostlar bırakın didişmeyi. Bundan sonra kozlarınızı sahnede paylaşacaksınız. Durun şimdi değil, yarışmada. Ne yarışması? Yarışma mı? Evet. Türkiye var mısın yarışması? Televizyondaki gibi mi? Aynen öyle. Kazanan bu barın kadrolu türkücüsü olacak ve büyük bir ödül kazanacak. Tamam, ben katılıyorum. Ben de. Hay hay, katılım ücretini ödedikten sonra neden olmasın?
Katılım ücreti mi? Ne kadar? 100 lira. Ara şunu. Ara çabuk, o barı kapatsın. Kudret'cim sen kendini arasana. Ara dedim. Ara beni, yüz gözetme onunla. Kudret sen söyle. Bana göre iyi bir yaraşlı çocuk. Hep sen yüz verdin ona. Hep sen yüz verdin. Bütün kabahat senin. Ya evet. Ben yüz vermeseydim senin istediğin gibi olacaktı. Doktor olacaktı. Keşke hiç yüz vermeseydim. O bar açıp sahte İbo olup insanları kandırsın. Sonra da Müzüklü Bey bana laf sokuştursun. İnsanları kandırmasına izin veremem. Ağlak! Ya ben düşündüm de 100 lira az oldu. Ben yarışma ücretini 150 lira yapıyorum. Vallahi bende başka hiç para yok. Tamam, siz yabancı değilsiniz. Size 100 olsun. Evet Rafi, sen katılmıyor musun? Ben türkü falan bilmiyorum ki. Demin şakıyordun ama. O türkü değil ki. Olsun. Kenya yöresinden türkü de olur. Yok Kadir abi, ben sana para kaptırmaya hiç niyetim yok. Ne demek kaptırmaya hiç niyetim yok? Ne biçim konuşuyorsun sen? Ben burada Kadir Bey türkü bar olarak gayet nizami bir türkü yarışması düzenliyorum. Tek olay ben olduğuma göre o zaman yarışmayı ben kazandım değil mi? Oldu canım. Hadi gidin kapıya bir yazasın da herkes görsün gelsin. Ne kadar çok aday olursa o kadar çok rekabet olur. Yallah. Yürü kardeşim. Vallahi harika bir kaynak buldum ha. Kadir Bey, Türkiye var mısın? Türkü yarışması. İnşallah başka dümenler çevirip bizi el aleme rezil etmez. Arkadaşlar biraz sakin olun, sessiz olun. Hepinizi kaydedeceğim. İsimleri dayıcım. Sezai Coşkun. Sezai Coşkun. Size yazdım abicim. Ben 150 lira alayım abi. Eyvallah, sağ olasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Eyvallah abicim. Ödül ne kadar acaba? Ödül 1000 lira abi, yani 1 milyar lira. Araba falan? Var tabii var. Kazanan burada çalışmaya başlayacak. 1-2 aya kalmaz, altına ev de çeker, araba da çeker. Baba, ne yarışması daha bu? Türkiye yarışması işte kaptan. Bak oraya koskocaman yazı yazdık. Televizyonda olduğu gibi mi olacak? Vallahi henüz bilmiyoruz. Kadir abi, jüride olacak mı? Tabii olacak. Jürisiz yarışma mı olur? Hem jüri üyesi olarak Tansa Türk'le Asena hanımefendi gelecekler. Buyurun hanımefendi. İsminiz neydi? Gül. Soyadınız? Evladım ben sana şu küpeleri falan çıkar demedim mi? Of babi ya, of kız arkadaşım kayıp. Hadi polisi falan arayalım. Ben kız arkadaşın için değil, daha çok senin için endişeleniyorum. Ben buradayım babi, kayıp değilim ki. Evladım son kez söylüyorum. Kendine bir çeki düzen ver. Çıkar şu küpeleri falan. Ben şirketi sana bırakacağım diyorum. Senin şu haline bak. Takı dükkanına benziyorsun ya. Kaydınızı yaptım Erol Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Başarılar, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Buyurun. Vay! Kumarbaz Naci Bey, hoş geldiniz. Ulan Kadir Bey Türkü Bar ismini görünce aklıma gelmiş daha. Yürü gidiyoruz. Bir dakika ya, bir dakika. Nereye gidiyorsun? Bir saniye. Ne oldu Naci abi ya? Ben bunun işlettiği Kadir Bey Resort Otel'de kaldım. Hayatımın en kötü tatilini geçirdim. Yürü. Ya bir saniye dur ya. Bir soluklan, hayırdır? Yarışmaya mı geldiniz? Öyleydi ama vazgeçtik. Senin yaptığın işin içinde kesin bir bit yeniği vardır. Bahse girelim, kazanamazsınız. Hatırlıyor musun Rafi? Naci Bey Asos'ta da hep kaybederdi. Tabii tabii, hatırlıyorum. Bahse girerim, Türk yarışmasında kazanamazlar. Hadi hadi siz gidin, sizin şansınız yok zaten. Kazanırsak ödülün 2 katını alırız. Olabilir. Katılım bedelinin 2 katını öderseniz neden olmasın? Ben burada çalışamam babi, çalışamam. Babi değil, baba. Ben gitar çalıp şarkı söylemek için yaratılmışım baba. Hayır efendim. Biz seni Ağustos böceği olarak yetiştirmedik. I am sorry baba. Ben karınca olamam. Karıncaların hayatı çok sıkıcı.
Yunus kazanırsa 2000 YTL alıyorum. Alıyoruz. Kazanmak zorundasın amcaoğlu. Siz de katılın Naci Bey. Alt üstü türkü söyleyeceksiniz. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Assos'ta türküden çok hoşlandığınızı söylemiştiniz. Hem şansınız iki katına çıkar. Ben anlamam türküden mürküden. Ama amcaoğlu rakiplerini ezip geçecek. Değil mi amcaoğlu? He? İyi misin? İyi misin? Sakatlanmadın değil mi? Bir çal da göreyim hadi be. Bir çal be. İyiyim, iyiyim. Aman diyeyim bak. Bahse girdik 300 lira para yatırdım senin için. Tamam, tamam. Bana bak. Televizyondaki dans yarışmasından ilk turda elendiğin gibi elenme sakın. Çay söyleyeyim de içelim. Rafi, çayla bizi koçum. Tamam tatlım. Biz gidelim. Çocuğun çalışması lazım. Bahse girerim. Bu türkü bar bir ay içerisinde batar. İşte batmaz efendim. Batarsa 1000 liranı alırım. 2000 lira olsun. Olsun, olsun. Nereye gittiğini söylemedi, öyle mi? Söylemedi Afife Hanım. Ay aman iyi. Herhalde uçağa binip geri dönmüştür Amerika'ya. Üzülmeyin Afife Hanım. Zaten size uygun bir gelin adayı değildi. Anne, Afife Hanım'ın zaten üzülüyor gibi bir hali yok. Yok canım. Hani İstanbul büyük bir yer. Kızcağız kötü yola düşmüştür diye... yani siz düşündünüz diye sanmıştım ben öyle. Onun için dedim. Yok canım, o Amerika'ya gitmiştir. Ay. Affedersiniz. Alo? Buyurun Zühtü Beyciğim. Bakarım yine paraları toplamışsın. Girişimcilik diye buna diyorlar işte kaptan. Yine millet sağa girişmesin de. Ne demek şimdi bu? İbrahim Tatlıses'i gelecektiğini de böyle toplamıştım paraları ama... sonunda benim mis gibi közlediğim domatesleri millet senin suratına attı. O talihsiz anı hiç hatırlamayalım istersen kaptan. Ben ha buraya ciddi bir müessese düdüğüne girdim. Eğer benim yaptığım yemekleri senin yüzüne atacaklarsa ben ayrılayım burada. Ya kaptan sen taktın mı yemek fırlatma olayına ya? Bana bak, biz burada türkü yarışması yapıyoruz. Ha, sen de katılıyorsun. Hazırla türkünü. Ben katılmadım. Ben türkü yarışmasına falan katılmam. Ne işim var benim türkü yarışmasına? Öyle deme kaptan. Karadenizlerin sesi güzel olur da. Bak yazıyorum ismini buraya. Yok yok yok. Yazmışsın da sil onu oradan. Bak para mara vermem ben ha. Para vermene gerek yok kaptan. Ben maaşından peşin olarak kestim. Oy! Ne demek bu maaşından peşin olarak kestim? Buraya geliyorum sana. Nasıl kimsen şu maaşı? Kaptan, benim biraz daha yarışmacı bulmam gerekiyor. Adios amigos. Buraya geliyorum sana. Buraya geliyorum ben. Afife Hanımcığım, ne olur bana bir akıl verin. Ne yapacağız biz bu çocuğu? Ben de bir çareyim. Hiç söz dinlemez olmuş. Çok saygısız. İyi ama biz Amerika'ya bunu böyle mi gönderdik? Ne oldu buna orada? Vallahi ben de bilemiyorum. Paşa soyundan geldiğini tamamen unutmuş. Esefle kınıyorum. Sabahleyin Kudret Bey ana babadan hiç terbiye almamış diyordu. Tesadüfen duydum. Çok utandım. Ah, bir kere de ben tesadüf etmiştim. Oysa onunla ilgili ne hayallerim vardı. Kapıdan içeriye bir beyefendi gibi girmesi gerekirdi. Efendim size oğlum Metehan'ı tanıştırayım. Çok memnun oldum beyefendi. Sizlerle tanışmak benim için bir onurdur. Biz de çok memnun olduk. Sağ ol. Bu akşam burada ne kadar güzel bayanlar var. Çok nazik bir oğlumuz var. İyi aile terbiyesi almış insanların hali başka oluyor tabii ki. Buyurmaz mısınız? Çok teşekkür ediyorum hanımefendi. Buyurun anneciğim ve babacığım. Buyurun, buyurun. Buyurun, rica ederim. Lütfen, lütfen. Rica ederim. Buyurun anneciğim. Siz geçseydiniz. Rica ederim, buyurun. Sağ ol. Pardon. Gel yavrum sen benim yanıma. Ne haber Metehan? Değdi mi bari Amerika'ya gittiğine? Karne falan verdiler mi okulda? Sanırım Kadir Bey MBA diplomanı soruyor oğlum. İzah edeyim babacığım.
Boston University Economy and Management dallarında Master of Bachelor Arts yani MBA diploması aldım. Aldığım eğitimlerle ilgili daha pek çok belge mevcut. Lakin bu tür şeylerle övünmekten pek hoşlanmam. Aile terbiyesi almak bambaşka tabii ki. Mete Han burada babasının işlerini devralacak. Şirketin başına geçecek. Elbette anneciğim. Bunca yıl niçin okudum ben? Babam artık istirahat etsin. Sağ ol evladım, sağ ol. Siz hangi işle iştigal ediyordunuz beyefendi? Ben türkü bar işletiyor. Müthiş sükutu hale uğradım Hafif Hanım. Bir beyefendi geleceğine bir demir yığını geldi. Demir yığını mı? Canım kulağında mulağında var ya bir sürü abuk subuk takılar. Düşündükçe sinirlerim bozuluyor. Siz hiç merak etmeyin babacığım. Buyurun buyurun. Bundan sonra şirketi en iyi şekilde idare edeceğimden en ufak bir şüpheniz dahi olmasın. Hiç şüphem yok zaten yavrucuğum. Seni bugünler için yetiştirdik. Babacığım siz annemi alın, yatınıza binin ve dünyayı dolaşın. Bunca yıl çalıştınız, beni Amerikalarda okuttunuz. Artık rahat etmek ve dünyayı dolaşmak sizin en doğal hakkınız. Gözünüz arkada kalmasın bana. Sağ ol evladım. Bizim şimdi yatımıza binmiş Akdeniz'de seyri sefer halinde olmamız gerekirdi. Ah efendim ah. Bizim şimdi torun bekliyor olmamız gerekirdi. Getirdiği kızda anne olacak vasıflar yok ki. Getirdiği kızdan değil tabii. Bize layık soylu bir ailenin kızında. Efendim şimdiki hanımlar kendilerine çok güzel bakıyorlar. Bakınız hamileliğinin 5. ayı ama gelinimiz hiç kilo almadı. Vallahi karnınız hiç çıkmamış. Herhalde bebek de içeride diyet yapıyor. Hülya 5. ayında 15 kilo almıştı. 13 anne. Sözün meclisten dışarı. Asalet bambaşka bir şey. Eğer insanın ailesi asilse hamileliği bile farklı oluyor. Çok doğru söylediniz. Biliyorsunuz gelinim Hamdi Paşa'nın torunu Gülnihal Hanım'ın kızıdır. Gülnihal Hanım da çok incecik bir hanımefendidir. Eminim Hamdi Paşa da çok ince bir beyefendiydi. Hülya'nın ailesinde hiç paşa yok. Onun için herhalde hamileliğin 5. ayında 15 kilo aldı. Ya Züftü Beyciğim. Bizim bu çocuğu düzeltmemiz şart Afife Hanımcığım. Böyle olmaz. Haklısınız Züftü Beyciğim ama ne yapacağız? Bilmiyorum. Peki hiç aramadın burayı? Aramadı Metehan, aramadı. Of ya of. Ya niye gitmesine izin verdiniz ki? Kim bilir nereye gitti? Evladım izin istemedi ki. Çekip gitti. Of of ne yapacağım ben şimdi ya? Ya resmen kız arkadaşımı kaybettim. Ay koskoca kız Metehan gelir mutlaka. Of telefonu da kapalı ya. Selam millet. Aa, hoş geldin evladım. Hoş bulduk anne. Metehan, ortak. Nasılsın bakalım? Ya kız arkadaşım kayıp. Kayıp mı? Hı. Gelir canım gelir. Kediler köpekler bile ta nerelerden geliyor. O da gelir. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım. Sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdiğim halelleştim. Öptüm sevdiğim halelleştim. Bu ne diyeyim ya? Kafamızı şişirdi ha. Türkü yarışmasına hazırlanıyormuş. Ne? Ha bu sözden mi Türkü yarışmasına hazırlanıyormuş? Evet. Sen de katılmasını duydum. Değil mi? Tabii. Katılmadım. Ama katılsam. Bundan daha iyi derdim herhalde. Of of. Türkiye var mısın Metehan? Var.
Türkiye var mısın? Yani Türkiye yarışmasına katılmak ister misin? Hey dostum bak. Tabii biliyordum. Katılacağını biliyordum. Hemen bir 150 liranı alayım. Ya ben kabul etmedim ki, ne türküsü ne yarışması ya. Tamam. Peşin versen daha iyi olurdu ama madem öyle ben borcundan düşerim. Hemen seni de kaydediyorum Metehan. Bir saniye bekliyorsun. Evet. 33 numara. Metehan Tekkeli. Yarışma salı günü, sırt numaran 33. Başarılar Metehan. Kadir, ne yarışması bu? Türkiye var mısın? Oğlum, baban barı kapatsın diyor. Sen insanlardan hala para topluyorsun. Anne, babam bu işlerden hiç anlamaz. Para kazanmak demek, insanlardan ürün ve hizmet karşılığı para almak demek. Eğer insanlardan para alma olgusunu ortadan kaldırırsak, ticaret diye bir şey de olmaz. Düşünelim mesela. Eğer süt ve ekmek bedava olsaydı, bakkal diye bir şey olur muydu? Buradaki ürün ne pek anlayamadım ben Kadir. Burada ürün yok Hulya. Ürün yok. Burada hizmet var. Ben insanları o sahneye çıkartarak türkü söyleme fırsatı vereceğim. O sahneye çıkıp yeteneklerini göstermek isteyen yüzlerce, binlerce insan var. Gene mi insanları kandırıyor bu? Yok baba, kandırmak yok. Kandırmak yok. Yarışmaya katılacaklar. Kazanan büyük ödülü alacak. Kazanan iş sahibi olacak. Her gece o barda türkü söyleyecek. Yani kazananın istikbali parlak. Neymiş büyük ödül? Tam 1000 lira. Amma da büyükmüş. Olmaz. Sen yine beceremezsin. Niye beceremeyim baba? Çünkü sen beceriksizsin. Kimler katılıyor bu yarışmaya? Herkes anne. Sen bile katılabilirsin. O zaman ben sana destek olayım. Bahriye. Hemen 150 lira alayım anne. Bana bak. Yarışma falan yapmayacaksın. Ama baba bar işletmek böyle bir şeydir. Bu tür organizasyonları yapmam gerekir. O zaman türkü barı kapatma organizasyonu yap. Merak etme baba. Bu seferki organizasyon harika olacak. Zaten sen de bu yarışmanın bir parçasısın baba. Ne parçası? Beni bulaştırma. Bulaştın bile baba. En iyi türkü okuyanı sen seçeceksin. Sen jüridesin baba. Tan Sağ Türk'ün solunda sen oturacaksın. Tan Sağ Türk mü geliyor? Evet. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kendileri bu olaya çok sıcak bakıyorlar. Sahteyim oydu. Bu sefer kesin sahte balet olacak. Sabunu koydum leğene, bak gelene gelene, ben canımı veririm Kadir Pimet bilene. Sabunu koydum leğene, bak gelene gelene, ben canımı veririm Kadir Pimet bilene. Sabunu koydum. Sel akşam burada ol. İyi günler. Ben canımı veririm Kadir Pimet bilene. Sabunu koydum leğene, bak Gelene, ben canımı veririm Kadir Kıymet binene. Sabunu koy. Ne diyorsun, dur lan, ne diyorsun abi? Ya, prova yapıyoruz kapı. Ne provası, kafamızı şişirdin. Nerede kapanayım? Abi, dur tamam, şurada. Şişirdin diyelim sana. Ne o Hulya? Bakıyorum Tan Sağ Türk'ün adını duyunca yüzüne gevrek bir gülümseme geldi. Ay, ne alakası var kadın? Önünde biri gelecek diye sevindim. Yakışıyor mu senin gibi evli barklı bir kadına? Aa! Saçmalama Kadir. Ne demek şimdi bu? Bir Mel Gibson, iki Tan Sağ Türk. Bunların adını duyunca hemen gevrersin zaten. Ama deliye bak ya. Onlar ünlü insanlar. Ünlü insanların da hayranları olabilir Kadir. Sen bale sevmezsin ki. Ne hayranlıymış bu? Severim Kadir. Ben küçükken hep baleye gitmek istemiştim. O zaman da mı hayrandın Tan Sağ Türk'e? Kadir saçmalıyorsun. Ya kıskandığın şeye bak. Ha sen geçen gün Şakira'nın klibini böyle seyrederken ben bir şey demedim ama. Evet demedin. Sadece gittim televizyonu kapattım. Bak gördün mü? Çocuğun babasını unutmamış. Jüri yapmış seni. Sanki bana iyilik olsun diye yaptı. Sesin iyisinden anladığım için yaptı. Tabii canım öyledir. Öyle tabii.
Çevresinde türküden anlayan kaç kişi var? Beni jüri üyesi yapmayacak da kimi yapacak? Ne yani? Jüri üyesi olarak Asil Hanım mı geliyor? Ne o? Kıskandınız mı Hulya Hanım? Ama ne kıskanacağım canım? Sadece hayret ediyorum. Daha doğrusu inanamıyorum Kadir. Ne var bundan inanamayacak ya? Bir şeye de inanın ya. Ben de Tansu Atürk gelecek diye saf saf seviniyorum. Onların ne işi var senin türkü yarışmanda? Görüşmelerim devam ediyor. Geldikleri zaman görürsünüz Hulya Hanım. Tabii o akşam siz barda Tansu Atürk'e en uzak masada oturacaksınız. Hay Allah'ım ya, ne kadar uydurukçu bir adamla evliyim ben. Dostum bu uğradın buraya hiç? Bu da kim? Bükem, my girlfriend, kız arkadaşım. Amerika'dan birlikte geldiğimiz. Ha, yok, burada hiç uğramadı. Neredesin Bubu ya? Nerede bu kız ya? Bubu neredesin ya? Deden babanın türkü yarışmasına jüri üyesi oldu kızım. Ondan mı 2 saatten beri türkü programı izliyoruz? Evet, prova yapıyor herhalde. Jüri üyeliğinin provası mı olurmuş? Ben sevdiğim için izliyorum. Biraz da bizim sevdiğimiz şeyleri izleyebilir miyiz Ara? Kumanda hep sende. Ha sende kalsın. Sakın babaannene verme. Yoksa o hemen o ağlak dizlerden birini açar. Anne, Bükem abla niye gelmedi? Bükem ablan kayıp kızım. Kayıp mı? Evet, dün akşam çıkmıştı ya, hala kendisinin haberi alınamadı. Üf ya, evdeki tek eğlencemdi, o da gitti. Zühtü beyler gelecek, söylemiş miydim? Aa, yine mi geliyorlar, niye? Oturmaya anne. Adama da ayıp oldu ya. Oğulları için zibidi gibi bir çocuk yetiştirmişler diyordum, bir döndüm ki arkamda. Doğru canım, yalan mı? Doğru da. O da bana ideal evlat Kadir Bey gibi olur dedi. O da doğru. Ya Bahriye neşi doğru? Adam sen kendi olduğuna bak demeye getirdi. Ama sen başlatmışsın. Özür dilemen lazım. Ne özür ya? Özür nereden çıktı şimdi? Annem haklı baba. Yani sen de çok ayıp etmişsin. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Bulduk efendim. Hoş bulduk. Merhaba efendim. Merhaba Zühtü Bey. Vallahi siz kaybedersiniz gençler. Afiyet olsun. Efendim afiyet olsun. Sağ olun. Türkiye var mısın yarışmasına katılmak ister misiniz? Yok sağ olun. Ama sadece katılım bedeli olarak 150 lira ödeyeceksiniz. Karşılığında büyük ödül tam 1000 lira. Yani 1 koyacaksınız, 10 alacaksınız. Yok sağ olun. Arkadaşlar. Bu fırsat kaçmaz. Ünlü olmak için müthiş bir fırsat. Yok sağ olun. Emin misiniz son kararınız mı? Eminim. Ama jüride Tansu Atürk var. Sağ olun. Asena var. İstemiyoruz. Tamam canım 150 çok geldiyse 100 yapalım. Yani maksat ayağınız alışsın. Tamam. Fikrinizi değiştirirseniz biz buradayız. Niye ablan hiçbir şey yemeyeyim? Boş boş oturma amcam da buraya. Kaptan bunların hepsi cimrudur. Ben neredeyim? Oh be. Anca gelebildim. Geldin mi kok kömürü? Aldın mı söylediklerimi? Aldım da ne olacak bu kadın kıyafetleri? Zamanı gelince öğrenirsin. Gel benimle gel. Hasan çıkın biraz müşteriyi eğlendirin ya. Halay çekin, türkü söyleyin, bir şey yapın. Hangi müşteriyi ya? Şu iki masayı mı? Kardeşim siz oynamazsanız müşterisi nasıl katılacak? Çıkın halay çekin, onlar da katılırlar, eğlenirler. Hadi. Geç şimdi, git çabuk. Hadi bakalım, hadi göreyim sizi. Geçiyorum. Hadi, hoppa! Na 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 na. Zühtü Bey kusura bakmayın. Sabahleyin öyle bir gerginlik oldu. Estağfurullah siz de kusura bakmayın. Aslında pek de haksız sayılmazsınız. Ne demiştiniz Metehan için? Zibidi. Evet
İtiraf etmek lazım ki bizim oğlan bizi bile biraz şaşırttı. Ben de itiraf etmeliyim ki bizim oğlan bizi sürekli şaşırtır. Ne oluyor bu gençliğe? Neden böyle davranıyorlar? Kuşak çatışması diye buna deniyor herhalde Afife Hanım. Evet, o dediğinizden Hülya ile benim aramda da var. Bu fincanlar büyük diyorum. Babana fazla kahve çarpıntı yapıyor diyorum. Israrla bu fincanları kullanıyor. Acaba bizde mi bir hata var diyorum bazen? Biz mi yanlış yapıyoruz acaba? Yo yo yo. Ben çok düşündüm. Biz kesinlikle doğruyuz. Onlarda hata var. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Hoşçakalın. Hadi hadi devam edin hadi. Kimse kalmadı da. Olsun. Birileri gelir bakar içeride eğlence var. Oturur birkaç kadeh bir şey içer. Zaten bu gibi yerlerde halayı hep garsonlar çeker. Hadi hadi oynayın oynayın. Devam edin de. Öğrenin bunları biraz ya. Kimse boş barda oturmak istemez. Türkü varın lokomotifi halaydır, halay. Personel, şunu unutmayın ki halay olmayan barda hasılat olmaz. Masalar boş kalır, müşteriler kalkıp oynamaz, kimse eğlenemez. Ha şimdi iki gibi mi? Salı akşamı görüşeceğiz kaptan. Yarışma gecesi burası tıklım tıkışlı olacak. Hadi personel başla. Hop. Hop daha canlı, daha canlı. Heyecanlı, heyecanlı, daha canlı. Hadi koşmaya. Hop, hop, hop. Hadi koşmaya. Hop, hop. Sayın konuklarımız, sevgili türkü dostları. Hepiniz birinci geleneksel Türkiye Var Mısın Türk yarışmasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar, az sonra sizlerin huzurunda Türkiye'nin ilk ve tek geleneksel türkü platformu olan Türkiye Var Mısın Türkü yarışmasında birbirinden yetenekli ses sanatçıları sahne alacaklar. Ve çok değerli jüri üyelerimiz bu yetenekler arasından en yetenekli türkücüyü seçecekler. İşte karşınızda o değerli jüri üyelerimiz. Efendim bu arada maalesef sayın baletimiz Tan Saatürk bale yaparken ayağını, sevgili oryantalimiz Aslena Hanım da dans ederken belini incittiği için aramızda olamayacaklar. Adam sürekli uydurabiliyor ya. Ama şu andaki mevcut jüri üyelerimiz gerek yaşlarıyla, gerek başlarıyla, gerek de kulaklarıyla türkü olayına gayet hakim. Bu memleketin karabağrından yetişmiş çok değerli türkü dostlarıdır. Şimdi bu jüri üyelerimiz için kocaman bir alkış daha rica ediyorum sizden. Lütfen efendim, lütfen. Ve şimdi karşınızda renkli kişiliğiyle bu gecenin sunuculuğunu yapacak olan Uysuz Rabbi. Ve karşınızda Uysuz Rabbi. Rabbi. Adı üstünde işte. Uysuz. Naz yapmadan çıkmıyor. Rus üçünü kardeşim. Sesine iyi gelecek diyorum sana ya. İğrenç. Rafi gel oğlum buraya. Nereye gidiyorsun? Niye çıkmıyorsun sahneye? Ya çok komik oldum Kadir abi. Baksana şu halime ya. Yok ya ne komiği. Gayet güzel oldun. Hadi Rafi çık. Ben çıkmıyorum vazgeç. Rafi bana bak. Vazgeçtim falan da ne demek? Kardeşim biraz önce seni takdim ettim. Nasıl alkış koptu duymadın mı? Hadi hadi. Vallahi ben duymadım. Kalabalık mı içerisi? Vallahi 200 kişi falan var herhalde. Duydun mu? Hadi iç.
İğrenç, içmeyeceğim. İçmiyorum sana ya. Çok kötü. Ben çıkmıyorum. Ne demek ben çıkmıyorum? Ya çıkıp bir iki komiklik yapacaksın. Çık sahneye. İşte jüriye bir şeyler söyle. Yarışmacılara laf sok. Yürü hadi, hadi. Yürü. Eğlendir millet. Yallah. Çabuk. Bir de seninle uğraşmayayım. Efendim işte huysuz Rafi, alkışlarınızla. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Türkiye var mısın yarışmasına? Hoş geldiniz. Ay. Aman efendim, çok alkış vermeyin, ellerinizi patlayacak. Oo, jürilerimiz de taş devrinden kalmış galiba. Nasılsınız gençler? Aa, o ne bakış ayol? Ya size dedim ya, taş devriden kalma. Öyle taş gibi bakıyorlar. Ya içsene şu yumurtayı. Süt de kattım. Sesine gelip. Ya içmen iğrenç. Nasıl gidiyor? Evet, hazır mıyız gençler? Hazırız. Hazırız. Güzel, hazırız. Güzel, güzel. Bak herkes hazır, sen hala değilsin ya. Hazırım ya. Ne o Naci Bey, bakıyorum etekleriniz tutuştu. Hiç heveslenme, yarışmayı amcaoğlu kazanacak. Alacağım 2000 liranı. Peki ya, bize 1000 lira demişlerdi. Özel bir iddia var koçum, sen işine bak. Ay, Kentoş, sen niye telefonla konuşuyorsun evladım? Kız arkadaşım kayıp, onu arıyorum. Ay, kayıp değildir ayol. Senden kaçmıştır. Niye benden kaçsın be? Ay, sen hiç aynaya bakmıyorsun galiba yok. Gerçi aynaya baksa, aynı da senden kaçar. Evet arkadaşlar, birazdan yarışma başlayacak. Herkes yaka numarasına göre sırayla sahneye çıkacak. Ha bu arada parasını veremeyen, para üstü alamayan falan var mı aranızda? Güzel, güzel. Kadir abi. He. Bunun niye sazı var? Ne demek niye var? Sen yarışa atsız katılan jokeyi gördün mü hiç? Biz müziksiz mi söyleyeceğiz yani? Evet. Herkes türküsünü müziksiz söyleyecek. Olmaz Kadir abi ya. Zaten sesim... Siz de getirseniz kardeşim. Hayır hayır, ben de yaparım. Ya bir dakika itiraz etmeyin. Herkes müziksiz söyleyecek. Evet efendim. Aşçımız Nurettin Usta eskiden kaptandı. Bir iki kere gemiyle yarıya çarpınca meslek değiştirmiş. Hoş kaptan. Ama yemekler fena değil. Tabii yemezsiniz. Geçen gün bir tavuk ızgara yapmış. Et öyle yaktı ki tavuk ölü olmasına rağmen yandığını bile anladı. Ayo, utandın mı şeker şey? Kabul etmiyoruz Kadir abi. Arkamızda bir tane dur be Hasan. Tamam arkadaşlar, tamam. Tamam, tamam. Arkadaşım, sen bunlara müzik yapar mısın? Bak şimdi benim saz heyeti falan toplamam 2 saatimi alır. Olmaz kardeşim, o kendi adına yarışıyor. Ya Naci Bey, itiraz etmeyin de çalsın arkadaş. Yoksa kimse yarışmaya katılmayacak. O zaman alalım büyük ödülü. Ödülü mü? Kimse katılmayacaksa birinci biziz demektir. Arkadaşım gelsene sen. Sana eğer 100 lira verirsem çalar mısın? 200 lira ver çalsın. Allah Allah. Hadi sen de iç şunu. Sesini çalsın hadi. İçmeyeceğim, ısrar etme. İçiyorum şunu ya. İçmeyeceğim. Ben geliyor sanmıştım. Meğer gidiyormuş. Jürinin uykusu geldi. Tabii bu saatte Kudret Bey yatağında olması lazım değil de. malum 4000 yıldır ayakta. Yorulur insan değil mi? Kudret! Evet sevgili misafirlerimiz, sevgili huysuz Rafi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen yarışmamıza geçiyoruz. Ayol, bu büyükler de ne? Senden 10 dakika önce girdiler sahneye. Rafi, istersen bana bulaşma. Aa, kendi beğenmişler, mutlaka bulaşırım ben. Ben mi kendini beğenmişim? Evet,
oldu. Ben bunu şu kanallığını tanıyorum. Tatil köy açtı, Kadir Bey Resort Otel'dir. Emlakçı açtı, Kadir Bey Emlak'tır. Köfteci açtı, Kadir Bey Köfte'dir. Sanki biz bu Kadir ismini çok bayılıyoruz da. Huysuz işte, insana bulaşmaya görsün. Bir ben bulaşarım buna, bir de ezogelin. Ezogelin mi? Evet, içerken bıyıklarını bulaşıyor ya. Hadi ayol, başlamıyor muyuz yarışma? Baksana jürilerimiz çok yaşlı, her an helvaları yiyebiliriz. Efendim, şimdi huzurlarınızda söz heyetimiz. Durun, durun, durun. Bir dakika. Bir kişilik sözler yetme olur. Olur, olur. Karışma sen. Kıyamadın değil mi parayı? Allah seninle alsın. Efendim, şimdi huzurlarınızda bir numaralı yarışmacımız Hasan. Gel bakalım. Sessiz. Deneme bil ki, deneme bil ki. Dedim göz yaşın nedir, dedi başımdır. Dedim kız kalem nedir, dedi kaşımdır. Dedim kız 14 nedir, dedi yaşımdır. Dedim kız 14 nedir, dedi yaşımdır. Dedim kız sırma nedir, dedi saçımdır, dedi saçımdır. Bravo! Yaşa Hasan, helal olsun koçum benim. Evet, şimdi jürilerimize dönüyoruz. Nasıl buldunuz Dombili Hasan Zuhdu Bey? Ben açıkçası pek beğenmedim. Çok amatör bir sesi var. Anca boya falan yaparken türkü söylemedi. Çok doğru. Evet, size bir fanım. Tabii, eğitimli bir ses olmadığı malum. Fakat sempatik tavırlarıyla türküye bir renk kattı. Ayrıca... Ben size katılmıyorum. Eğer Dombili Hasan yarışmayı kazanırsa... Kadir Bey türkü bar batabilir. Çok doğru. Kudret Bey sandığımız kadar çok yaşlı değilmiş. Kafa hala çalışıyor ya. Ben Hasan'ı beğendim ama ikinci turu beklemek istiyorum. O zaman Hasan Bey top atışıyla oluyoruz. Ve listemizi alalım Kadir Bey. Buyurun huysuz Rafi. Sağ ol çapkın. Ve ikinci yarışmacımız Ulfi Bey'i sahne davet ediyoruz. Bravo, bravo. Helal sana. Buyurun Ulfi, buyurun. Yeniden o yeni gidelim. Aşk ve yakışta hemeni bir görelim, gözünü bir görelim, gözünü bir görelim. Çarıktan o karı gidelim, yeni yeni gidelim, yeni yeni gidelim, yeni. Sen ne biçim adamsın sen? Şurada bir tane elma alalım. Yaptırım kralı. Ayo bu ne biçim alkış be? Allah sizin ne yapsın? Evet, jürilere dönüyoruz. Buyurun Zuhdu Bey. Vallahi ben pek beğenmedim. Afife Hanım. Ay aslında ne diyeceğimi bilemiyorum. Siz düşünün o zaman. Buyurun Bari Hanım. Vallahi ben bunu da beğendim. Vallahi sen herkesi beğendin. Nasıl bir kulak varsa. Delireceğim ya. İstanbul kızı resmen yuttu. Ben de deniyor olacağım ula. Havların hepsinin sesi betti. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Sen de değilsin ya.
Ben de katılacağım yarışmaya. Tutun abi. Evet. Şimdi size de top atışıyla oynuyoruz. Ve sıradaki yarışmacımız... Dur ulan dur, çağırma. Ben geldim. Ben geldim. Ay yok. Sen ne işin var? Çekil bakayım, çekil. Ben de diyeceğim ulan. Çal bakayım ulan şeyi. Ordunun derilerini çal bakayım. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ay ay ay. Senin sesin yemeklerinden daha güzel olmuş ayol. Buyurun Maria Hanım, yorumunuz? Bence bu ana kadar çıkan en iyi sesti. Üstelik benim sevdiğim türküyü söyledi. Ay. Zaten kaptan 10 parmağında 10 marifet olan bir insan. Yani bence kısacası güzeldi. Ben size katılmıyorum. Bence şey... siz az önce ne demiştiniz? Hani deli meli bir şeydi. Detone. Evet. Detone oldu. Bu ses de ancak bulaşık yıkarken türkü söyleyebilir. Birinci birinci olamaz. Ayol ne biçim aksadan bu? Hiçbir şey beğenmiyorum. Siz Zülkü Bey? Vallahi bilemiyorum. Eğitimli bir ses dinleyemeyecek miyiz hiç? Evet canım. Nedir bu böyle? Biz buraya ciddi bir yarışma diye geldik. Herkes amatör, herkes detone. Biz müsaadenizle kalkalım artık. Sanırım Bahriye Hanım'la Kudret Bey birinciyi seçerler. Dedim ya size, uykulara geldi. Dam üstüne çul serer, leyli de yar. Loylu da yar, loy loy loy. Bilmem yer kim sever. Anilimden de, kınavımden de, ben alemden de nevim. Bilmem yar kim sever. Anilimden de, kınavımden de, ben alemden nenide. Onun bir sevdiği var, beyni de yar, loylu da yar, loy loy loy. Günde 10 çeşit giyer, alim nenide, kınavım nenide, melam nenide. Günde 10 çeşit giyer, alimim nenni de, kınalım nenni de, belalım nenni de. Evet, elemelerden geriye şu üç arkadaş kaldı. Onlardan bir tane daha göndereceğiz. Kim gitsin bari yanım? Vallahi. Kaptanı yolla, kaptanı. Nasıl olsa aşçı o. Yunus da anne, Yunus de. Bence Hasan gitsin. Aşk olsun Bahriye teyze ya. Jüriye trip yapma ayol. Gebertirim seni. Kim gitsin Affa Hanım? Yunus din Affa Hanım. Size 100 lira ver. Hasan gitsin. Kudret Bey? Yunus de, Yunus de. Kaptan gitsin. Zuhdu Bey? Yunus deyin, Yunus deyin. Hasan. Hadi bakalım Dombili, sen gidiyormuşsun. Hadi servisi. Naş naş. Ah, tamam ayol, alkış tamam. Şimdi geri kalan şu iki arkadaşlarımıza birini daha göndereceğiz. Yunus de, Yunus de. Çıkın şuradan. Bir dakika, bir dakika. Jüriye baskı var. Aa, Kadir Bey, siz ne işiniz var orada? Hadi çekin onu. Gelirsem gebertirim sizi. Hadi baba, daha nerede geliş? Ayıp dinlen bir şey var. Ben sana inanamıyorum Kadir, ne yapıyorsun? Oh, seni gidi seni. Evet, kim gitsin bari yanım? Kaptan. 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 Olay be!
çalışmasın birincisi Yunus. Soyadınız neydi? Yunus. Soyadı. Yunus. İkisi de mi aynı? Evet. Peki efendim. Yarışmamızın birincisi Yunus. Tebrikler. Vallahi huysuz olmak çok güzel bir şeymiş. Yok ya, niye? Milleti çimdiklediğin için mi? Yok, ne söylesem söyleyeyim. Kimse gerçek Rafi'ye kızmıyor. Huysuz Rafi'ye kızıyorlar. O yarışma benim hakkımdı kardeşim. Hakkım yendi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şu bizim emaneti alalım. Ne emaneti ya? Dün yarışmadan sonra ödül dağıtmayı unuttun. Hadi ya. Dağıtmadık mı biz ödülleri? Yarın çekip vereceğim dedin ya. Tamam Nazım Bey, tamam. Hallederiz. Yalnız bizim ödemeler cuma günü. Ya, yemezler. Yunus, kardeşim, sen artık burada çalışmayı hak ettin. Sen artık Kadir Bey Türkü Bar'ın kadrolu bir elemanısın. Aramızda paranın lafı olmaz herhalde. Onunla olmaz, menajeriyle olur. Tamam. Geç güzel kardeşim, geç Yunus'cum. Sen işe başla, çal yavrum. Kardeşim versene şu 2000 lirayı. Veremem. Öbür iddiamız da sonuçlansın, ondan sonra hesaplaşırız. Ne iddiası ya? Burası bir ay içinde batar demiştin ya. He. Batarsa 4000 lira kazanacaksın. Batmazsa borcum kalmayacak. O ayrı, bu ayrı. Versene 2000 lirayı. Başla güzel kardeşim Yunus'cum. Başlama Yunus, bekle. Ne güzel iş bulduk işte. Evet kardeşim, bıraksana çocuğu. Sen çok biliyorsun, o burada çalışırsa burası batar mı? Çekil şuradan. Dur be. Yunus, inaçla. Haksızı haklıyı, acıyı tatlıyı, en son baba duyar.